Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda çember dozunu konusundaki 10. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD dikdörtgen D merkezli çeyrek çember verilmiş. E burada ne yapacağız? Öncelikle şu var. Şu T, T uzunlukları birbirine eşit olduğundan burası da ne olmak zorunda? 4 olmak zorunda. Sonra merkez var. T var. Çek. Dik yapmak en mantıklı hareket. En sevdiğimiz hareket. Şuradan dik'i de çizince karşımıza bir dik üçgen çıktı. 8'i de kullanacağız. Buradaki yarı çap R birim. E burası da R birim. Çünkü dikdörtgenden dolayı. Sonra başka ne var? Burası da R birim. Sonra şuradaki uzunluğa bakacağız. Buradaki uzunlukta herhangi bir şey var mı? Yok. Ama 90'lara havada uçuşuyor. Yani pisagor yapacak diğer bütün kenarlar yok maalesef. Ama en azından 90'lara havada uçuşuyor. Ne yapacağız? Dal alfa beta'ya. Alfa, beta, alfa. Burası da beta mı oldu? Evet. Yani senin şu üçgenle şuradaki üçgen ne oldu? Benzer oldu. Burada beta'nın karşısı R'yken burada da beta'nın karşısı R oldu. Aa bunlar eş üçgen oldu. Madem eş üçgen 90'ın karşısı 12 ise burada da 90'ın karşısı 12 olmalı. Çemberi yarıçapı nedir diye soruluyor bize. Hocam burada 12'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 8'in karesi deyip R'de işlemi yapıp R'yi bulabiliriz ama burada ortak çarpan kaç? 4. 4 çarpı 3 burası. Burası da 4 çarpı 2. O zaman R'de 4 çarpı kare içinde hipotenüs verildiğinden kareleri farkıdır. Yani 9 eksi 4'tür. O zaman cevap 4 kök 5 çıkar gençler. Evet birinci soru böylelikle edremit oldu. Geldik 2'ye. Şimdi paralellik verilmiş. E, Z'den dolayı burası da 30 derece değil midir? Evet 60'ın karşısı burası. Çünkü şunlar birbirine paralel verilmiş. Çeyrek daire olduğundan burası 90 burası da 90 olacak. E burası da 60 derece oldu. 60'ı karşısı, karşısı 12 30 30'ı karşısı 12 bölü kök 3'ten 6 kök 3. Yo 4 kök 3 yapar. E o zaman burada 4 kök 3'ü de bulduk x'i bulacağız. x'i bulmak için nasıl bir hamle yapacağız? En etkili silahımız. Yarı çap. Çiz yarı çapını kardeşim. Hop çizdin. Yarı çap uzunluğu kaçtı? 12 idi. E o zaman burası da 12. E çıktı mı çıktı. Al sana pisagor bağıntısı. Pisagor bağıntısından x'e ulaşabilirsin. Hadi bakalım ulaş. Hocam normalde x'in karesi 12'nin karesi eksi 4 köküçün karesi deyip işlem yaparsın x'e ulaşırsın. Ama burada 12 ve 4 köküçü ortak çarpan 4. 4'ün 3 katı. 4'ün kök 3 katı. X de 4'ün kare küçüğünde kareleri farkı olur hipotenüs verildiği için. 3'ün karesi 9 eksi 3'ün karesi kök 3'ün karesi de 3 olduğundan cevap da böylelikle 4 kök 6 çıkar. Yani cevap denizli oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. Evet öncelikle BDC üçgenin çevrel çemberinde B köşesinden çizilen teğet CD'ye A işte şuradan çizilen teğet varmış. B köşesinden çizilen teğet CD'yi bu A köşesinde kesiyormuş. Eyvallah. Sonra bu çap falan bahsetmiş mi burada? Yok. Şimdi BDC üçgenin çevrel çemberi demiş. BDC üçgenin çevrel çemberini çizmiş. Bak burası çap falan değil. Buraya 90 derece falan diyemeyiz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Maalesef bu hamleyi yapamıyorum. E çünkü çemberin merkezi burada değil. Aa, çemberin merkezi zaten burada olmak zorunda mı? Burası da 90 derece diyemez ki biz. Çünkü merkez burası değil. Merkez teğet çektik olur. O yüzden bak burayı da yanlış yazmışım. Değil. E burada ne yapacağız o zaman? E, arkadaşlar burada dik üçgenden yapamıyorsak ne? Sırada ne var? Benzerlik. Benzerlikten yapmaya çalışacağız. E açıya da alalım. Hocam şu teğet giriş açı alfa ise gördüğü ya 2 alfa. O zaman burası da alfa mı oldu? Çünkü burası 2 alfa olduğundan burası da çevre açıdan alfa oldu. E birer açılar eşit olan üçgenlerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Hop şu üçgen ile büyük üçgende Ortak açı var mı diye bakıyoruz. Var mı? Var tabii ki. İşte tam olarak buradaki açı. Şuradaki açı ortak açı. Alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise alfa karaladığım büyük üçgende üçüncü açıda çift çizgi olur. E burada karaladığım açının karşısı üçgen karaladığım açının karşısı 5. 3 bölü 5 benzerlik oranı var. Çift çizginin karşısı dörtgen çift çizginin karşısı tamamını bulabiliriz. Ya da alfanın karşısı x bölü alfanın karşısı 4 diyebiliriz. Evet x bölü 4 diyebiliriz. X de buradan ne gelir? 12 bölü 5 gelir. Böyle sıkıştığınız zaman normalde çemberde uzunlukta dik üçgenden yapıyoruz. Çıkmazsa sıkıştığımız zaman nereden yapıyoruz? Benzerliğe dalıyoruz. Evet bütün her yerde öyle değil mi? Bir uzunluk isteniliyorsa özel durumlar olmadığı sürece. Ya dik üçgenden çıkar ya benzerlikten çıkar. Çemberde de öyle kardeşim. Tamam mı? Üçüncü soru. Akçay oldu. Geldik dörde. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Eyvallah. Şu diki çizdik. Sonra ne yapacağız? E şuradaki 90 derece. Burası R, burası R, burası R. Şurası da 90, burası da 90. Çeyrek daireden dolayı. O zaman burada bir dikdörtgen hatta kare çıktı. R, R çıktı. E büyük çemberin yarıçapı kaç? Büyük çemberin yarıçapı 2R. 2R olduğundan en etkili silah senin neydi? Yarıçap çizmekti. Al sana yarıçap. Çizdin. Çıktı mı soru? Çıktı. İşte burada bir Pisagor bağıntısı. Hatta burada güzel bir şey çıktı. 90'ın karşısı 2R iken hangi açının karşısı R'dir? 30'un hocam. Buraya 30 yazdın. O zaman burası da ne olması lazım? R kök 3 olması lazım. E buradan R kök 3 eşittir R artı 2 ise R kök 3 eksi R eşittir 2 ise R parantezinde kök 3 eksi 1 eşittir 2 oldu. R'yi de 2 bölü kök 3 eksi 1 bulduk. Kök 3 artı 1 eşleniyle çarparsak o da 2 kök 3 artı 1 bölü aşağısında karesi eksi karesinden 2 gitti gitti yarı çapıda kaç bulduk kök 3 artı 1 bulduk. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. X neresi? Ali Bey uzunluğu. Ali Bey şurası. Yani R köküç isteniyor. X dediğimiz R köküç. O da R de köküç artı 1 olduğuna göre bunu bir de köküçle çarpınca çünkü R'nin köküç katı isteniyor bizden. 3 artı köküç çıkar. Yani cevabımız 3 artı köküç. Ceyhan oldu arkadaşlar 4. soruda. Geldik 5'e. A B C D noktaları çemberin üzerindedir. A B D eşkenar üçgen olarak verilmiş. Hemen eşkenar verilmişse şu eşkenarlığı şöyle göstereyim. Tamam. Ve eşkenarsa açıları da yazalım tabii ki. 60 60 60. Buradaki açı da 60 derece. Sonra BC CD yayından küçük verilmiş. Hocam öncelikle 60sa gördüğü ya 120, 120 ise buradaki açı da 60 yaptı mı? Yaptı. Oo güzel bir şey. 60sa ise 120, 120 ise burası da 60 yaptı mı? Yaptı. Açı ortaylık çıktı burada. Açı ortaylıktan dolayı direkt burası 3K burası da XK diyebilirim. Başka ne verilmiş? BC, CD yayına. Bak bu açı ortay ama şöyle açı ortayı gösterdim burada. Şu da açı ortay diyemeyiz. Çünkü BC, CD yayından küçük verilmiş. BC, CD'den. Yani ben buraya alfa dersem eğer hocam burası alfa burası beta. Alfa küçüktür. Beta olmak zorunda o zaman. Çünkü BC ve CD gördükleri açılar küçüklüğü sağlanacak. Peki burada ne yapabiliriz? Ya aslında bir araçlar var. 60'ar dereceler var burada. Ve buradaki bir kenarı xk artı 3k bulduk. Hocam xk artı 3k'yı şuraya yazayım. Bir de ac uzunluğunu da 8 diye vermiş. O tamam bitti olay. Şurası 8. Bak şimdi şu üçgene bu taraftaki üçgene yoğunlaşayım. Bak 60-60 var. Eşitlik açı olduğunda ne yapıyorduk? Ortak açı bakıyorduk. Hocam şu üçgen ile büyük üçgende eşit açı var. 60-60 ortak açı neresi? Alfa. Alfa 60 ise 3. açı çift çizgi ise e burada alfa 60 ise 3. açı burada da çift çizgi olmaz mı? Evet. Birinci açı. Tekrar söylüyorum. Şimdi eşlik açı var 60 60. Ortak açı da alfa. Şurayı da karalayayım. E o zaman alfa 60 3. açı çift çizgiyken büyük üçgende alfa 60 3. açı çift çizgi olur. Hadi benzerliği uygulayalım. Burada çift çizginin karşısı xk artı xk artı 3k'nın bölü çift çizginin karşısı 8 oranı eşittir. Sonra alfanın karşısı burada 3K var. Bölü alfanın karşısı 3'e oranı. 3'ler gitti. K'lar gitti. K, K parantısını alınca. Yani burada X artı 3 bölü 8 eşittir 1 yaptı. X artı 3 eşittir 8 yaptı. X'i de böylelikle kaç buluruz? 5 buluruz. Dolayısıyla 5'in soru Cihan oldu. Geldik 6'ya. AB ve AC dik kenar uzunlukları sırasıyla 6 birim ve 8 birim olan bir ABC üçgeni. Hemen ABC üçgenini çizelim dostum. AB ve Aynı kenarlar? AC kenarları dik olacakmış. O dur. AB ve AC kenarları dik olacak. Şöyle ABC üçgeni çizdik. Şurası A, B, burası da C. Dik kenarlar AB ve AC. 6 ve 8 burası dikkat et. Sonra ABC üçgeni, AC kenarını çap kabul eden bir çember çizildiğinde üçgenin BC kenarını D noktasında kesiyor. Evet çap kabul eden şunu bir çap kabul eden bir çember çiziyorum şöyle. Ve BC kenarında dur tam çizemedim. Şöyle bir çember. Evet şimdi çizdik. Tam çemberin merkezi burası. Ve sonra ne diyor? BC kenarının D noktasında kesiyor. Buna göre DC uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşım 6, 8, 13 üçgeninden bunun tamamı kaç çıkar? 10 çıkar. Sonra bu çap ya. Hop şunu şöyle çizersen. Çapı gören çevre açı 90 derece değil midir? Evet. E tamam DC isteniliyor bizden. Şu X. X'e buraya X diyelim. E dik çizildi. Öklük bağıntısı. 8'e ait öklük bağıntısı. Bu çarpı tamamı değil midir? 8'in karesi neye eşittir arkadaşlar? X çarpı 10'a eşittir. X de böylelikle 6,4 çıkar. Yani cevap balık kesir oldu. 6. soruda geldik geriye. O en sevdiğim merkez varsa çemberin merkezi burası olsun dostum. Çemberin merkezi burası olsun. Merkez varsa kiriş varsa çek dik. iki eş parçaya böldü. Çek dik. iki eş parçaya bölecek mi bölecek. Hocam burası 4 4. 2 tane dik dörtgen üst üste konulmuş herhalde değil mi? Evet. Burası da 14, 14 oldu. Altta da bir şey var arkadaşım. Altta da şu var. Şu dikdörtgenin bir parçası. Bu da bir dikdörtgenin bir parçası. Okumadım ama öyledir büyük ihtimalle. Şurası da 90 derece. E, o zaman burası 14. Burası da 14. Şeklinde oldu. Burası da 4, 4 oldu. Yani 4. Tamam. Boyalı bölgenin çevresi nedir diye soruluyor bize. Arkadaşım. Şimdi 4, 4. Şuradaki uzunluk da 4 verilmiş. 28'i 2'ye partiyon bulduk. 4, 4. Peki. 14. Şu uzunlukları bulmamız lazım bizim. En etkili silahımız ne? Yarı çap çizmek değil mi? Çizelim. Hocam en etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. Aa yarı çap bulabilirim ben buradan. Peki. Hocam en etkili silahımız yarı çap çizmek. Pisagor'dan şu R'yi bulduk. Burada da şop şunu şöyle çizersek. Aynı şekilde mi olacak? Evet. Bu arada 14 gen burası da 14. Burası kaç yaptı? 4. 4 ve 18 mi burası? Evet. Şuradaki Pisagor'dan R kare 4'ün karesi artı 18'in karesine eşit. E buradaki Pisagor'dan da e, buradaki Pisagor'dan da R kare neye eşit olacak? Şuraya da A diyecek olursak 14'ün karesi artı A artı 4'ün karesine eşit olacak. O zaman R kare eşittir. Hem 4'ün karesi artı 18'in karesi hem de 14'ün karesi artı A artı 4'ün nesine eşit olacaktır? Karesine eşit olacaktır. Şu 18'in karesi falan filan girmeyelim bence. Atalım bunu buraya. Her ikisi kare eşit diye eşit. 16 artı şu 18'in karesi eksi 14'ün karesi yaptı. Hadi neyse. 18'in karesi 324. 324'ten 196 çıkartırsak kaç kalıyor? 8. 11, 2. Bu da 128 mi yapıyor arkadaşım? Evet 128 yaptı. Eşittir a artı 4'ün karesi. Şimdi burada 128 ile şeyin toplamı kaç yapıyor? 144 yapıyor. A art 4'ün karesi 144 ise A'yı da A art 4 de kaç buluruz? 12 buluruz. A da böylelikle kaç çıkar? 8 çıkar. Evet A'yı 8 bulduk. O zaman burası da 8 oldu. Buna göre boyalı bölgenin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Eğer şey çıktı aynı işlem aşağıda da yapsan. E burası 8 yaptıysa aynı işlemden dolayı burası da 8 çıkar. Yani bizden ne isteniyor? 8, 4, burası 8. Toplayalım. Çevre. 8, 4, 8. Bak 8, 4, 8. Burası 28. Değil mi? Artı 28. Artı. Ondan sonra ne var? Şurası da 4. Burası da 8. 4 ve 8'i de toplayalım orada. Sonra burası kaç? Yok. Şöyle toplayacak olursam. Ay 2 kat işte direkt. Şunu şöyle topladım arkadaşım. Diğer tarafta da aynısı yok mu? Var. Bir de bunu 2 ile çarparsam o zaman olay bitmiş olur. E, burada toplayalım bakalım. 8 4 daha 12, 8 daha bir daha 8 daha 20, 20, 48, 48, 48, 4 daha, 48, 4 daha 52, 60. 60 ile de 2'yi çarpınca da kaç çıkıyor o zaman? 120 çıkıyor. Ya da tek tek buradaki sayıları toplayabilirsin Ben 2 ile çarpıverdim dostum. Evet böylelikle 7. soruyu Denizli bulduk. Geldik 8'e. Şekilde O merkezi yarım çember, D merkezi yarım çemberi O noktasında işten T'tir. Evet, içten teğet verilmiş, 4 12 verilmiş. Bir de şurada bir eksiklik var arkadaşlar. Şurası da 90 derece olmak zorunda. Yani KD diktir. KD diktir. Ne olması lazım? AB olması lazım arkadaşlar. Yoksa soruyu çözemeyiz. Neyse D merkezinin yarıçapını 16 vermiş. O zaman burası da 16 olacak. O merkezinin yarıçapı da 16. 4 daha 20. Yarıçapı kaç yaptı? 10 yaptı. Evet burası da 10 yapacağından 6 kaldı. E burada en etkili silahımız yarıçap çizmek. Hop yarıçap çizince burası kaç? 10. 6, 10 ne? Üçgen 6, 8, 10 üçgeninden 8 çıktı burada. E, bunun yarıçapı çapı 16 idi. E, burası da 16 olacak. 8 artı x eşittir 16 ise x'i de böylelikle 8 olarak buluruz. Yani 8. soru edremit oldu. Geldik 9'a. Bir düzgün altıgenin. Evet düzgün altıgen çizelim mi? Çizelim. Tabi şunu yukarı doğru alayım bir saniye. Şunu yukarı doğru aldık. Şimdi düzgün altıgen çizelim bakalım. Düzgün altıgen çiziyorum şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Pek düzgün olmadı ama idare ediverin. Şöyle 5 ve 6. Heh, oldu. Bir düzgün altıgenin hemen A, B, C, D yazalım. A, B, C, D, E, F. A, B kenarına ait A noktasında. BC kenarına ait C noktasında teğet olan çemberin yarıçapı. Evet. AB ve BC'ye. AB ve BC'ye teğet olan bir çemberden bahsediyoruz. Şöyle bir çember olacak o zaman değil mi? Şöyle bir çember. Evet. AB'ye ne? Aa, pardon. A. Pardon. AB kenarına A noktasında BC kenarında C noktasında teğet olan çemberin. BC kenarı da nerede? C noktasında teğet olan. BC kenarına. C noktasında teğet olan. AB kenarına da A noktası da teğet olan. O zaman çemberimiz baya büyük olacak. Ha, şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Değil mi? Evet. Şöyle bir çember. E, C noktası da teğet olan çemberin yarıçapı çapı 4 diye soruluyor. Çemberin merkezi de buralarda bir yerlerde olsun. Bakacağız. Şimdi bizden ne isteniyor? Buna göre altıgenin bir kenar uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar. Hem C'ye hem de A'ya eşit uzunlukta olan bir yer bulacağım. Öyle bir yer ki hem C'ye hem de A'ya merkez çektik çek, çektik yarıçaptan dolayı. O nerededir biliyor musunuz? Tam E noktasındadır. Niye? Çünkü şunu çizecek olursan bir kenarı altıgenin bir kenarı A iken burası A köküç yapar. Ve bu arada diğer sen şunu da çizsem bu da aynı şekilde A iken A köküç değil mi? Evet. O zaman şuraları da 90 derece olduğundan dolayı tam çemberin merkezi E noktasıdır. Zaten yarıçapı kaç demiş? 4 köküç demiş. A köküç 4 köküçe eşitse A'yı da bölüp kaç buluruz? 4 buluruz. Altıgenin bir kenar uzunluğu kaçtır diye soruluyor. O da ne olur o zaman? C seçeneği olur. Yani 9. soru C han oldu. Geldik 10. soruya. O çemberler birbirine değiyor. Hemen ne yapacaksınız gençler? Merkezleri birleştireceksiniz. Ondan sonra merkezleri birleştir. Daha sonra hatta kırmızıydı maviyle yapayım burada işlemi. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştirdik. Eyvallah. Şurada merkezleri birleştirince düzgün altıgen çıktı karşımıza. E şurada da merkezleri birleştirelim. E şurada da merkezleri birleştirince şöyle. Ondan sonra acaba güzel şeyler çıkıyor. Bak ne çıktı burada? Merkezleri birleştirince altıgeni şeyleri çıktı. Neyse. Eşkenar üçgenleri çıktı. Hatta bu da merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik falan filan. Onları da yapabiliriz. Ben direkt şurada böyle bunlar böyle ek çizim değil. Anahtar kelime olduğundan buradaki şeyi yaptım. Şekildeki 7 birim çember ve bu çemberleri çevreleyen dörtgen teğetmiş. Tamam bu dört dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaşım birim çember diyor ya yarı kaç birim? Bir birim. Bir birim. Bir birim. Bir birim. E, burası da bir birim. E burası da bir birim. Arkadaşım şunu şöyle çizince bu bunun yüksekliği yapmaz mı? Yapar. Hop bu bunun yüksekliği yapar. Bir birim bir birim. 30 60 90 üçgen çıktı. Burası da köküç oldu. Hocam zaten bak burası da bir birim. Aynı şekilde burası da köküç. Burası da 1. E o zaman buradaki bir kenar kaç çıktı? 2 köküç artı 2 mi çıktı? Evet 2 köküç artı 2 çıktı. Şimdi şunu bulmaya çalışacağız. Burası 1, burası 1, burası 1, burası 1, burası 1, burası 1 olduğundan dolayı 2, 4, 6. Şurası da 6 oldu. Bu dikdörtgen alan isteniyor. 6 çarpı 2 kök 3 artı 2 isteniyor. 12 kök 3 artı 12 yapar cevap. Yani böylelikle cevabı 10. soruda ne bulduk? E Edremit bulduk. Geldik 11. soruya. Şimdi O merkezinin yarıçapı 10. Tamam bunu kullanacağız. Çemberler birine deyince merkezleri birleştiriyoruz zaten. E burada ne yapabiliriz dostum? Şimdi buradaki merkez varsa kiriş varsa çek dik yapabiliriz bir kere. Kirişi keş parçaya böldüm, mü böldü. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yaptı? 3. 60'ı karşısında kaç yapar? 3 kök 3 yapar. E o zaman burası da 3 kök 3. Sonra büyük çemberin yarı çapını kullanacağım. 10. Büyük çemberin yarı çapını ben nasıl kullanabilirim? A. Büyük çemberde de bu tamamı bir kiriş. Büyük çemberde de şöyle bir kiriş şöyle dik çizecek olursam. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5 yapar. Burası da 5 kök 3 yapar. O zaman buraya 2 kök 3 kaldı. Burası da ne yaptı? Kök 3 kaldı. E bu de, kiriş de kriş de 2 eş parçaya bölecek. 5 kök 3 diye ayırmış. Burası 5 kök 3 burası da 5 kök 3 olacağından dolayı kök buradaysa buraya da 4 kök 3 kaldı? Evet. AB isteniliyor bizden. O zaman cevap 4 kök 3 yaptı arkadaşlar. 11. soru C oldu. Ve böylelikle 10. testi bitirdik. Cihan Çember'de uzunluktaki 10. test bitti. O zaman ne diyoruz? 11. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.